Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sizleri parlamentoda aslanlar gibi temsil eden Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu aramızda, hoş geldiniz diyorum. Bursa Milletvekilimiz Hasan Öztürk aramızda, hoş geldiniz diyorum. Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız Seda Boğuz'da Güzel Kaya aramızda, hoş geldiniz diyorum. Parti Meclis Üyemiz Canan Taşer aramızda, hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek aramızda, hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız İlhan Uzgel aramızda, hoş geldiniz diyorum. Mudanya'mızın Belediye Başkanı Deniz Dalgıç aramızda, hoş geldiniz diyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Boz Bey aramızda, hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Mudanyalı hemşehrilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sevgili Mudanyalılar, Genel Başkanımız Özgür Özel'le buluşmanın zamanı geldi mi? Genel Başkanımızı anons etmeden önce Osman Gazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sevgili Mudanyalılar, Genel Başkanımız Özgür Özel'le buluşmanın zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye İttifakı'nın lideri, umudumuz, ikinci yüzyılın lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i buraya davet ediyorum. Genel Başkanımız, umudumuz, Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ve ben sizleri ikinci yüzyılın lideri, Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Özgür Özel'le baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Yazın ortasında, böyle sıcak bir havada, günün yorgunluğunun üstüne bu güzel meydana gelip burayı doldurup bize ev sahipliği yapan, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Mudanya'nın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Yeşil Bursa'nın, güzel Bursa'nın, sırtını Uludağ'a, yüzünü Marmara'ya dönmüş Bursa'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi ve milli mücadelenin, kurtuluş savaşının askeri yönden olduğu gibi siyasi yönden de, diplomatik olarak da tamamlandığının ve zaferin kazanıldığının tasdik edildiği bu güzel ilçe. Mütareke Meydanı burası. Şu bina Kurtuluş Savaşı'nın bittiğini, savaşı milli mücadele kahramanlarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kumanda ettiği milli mücadele ordularının kazandığını, işgalcilerin kaybettiğini yedi cihana duyuran 9 günlük çetin müzakerelerden sonra İsmet Paşa'nın Lozan'ın öncü belgesini işgalcilere imzalattığı bina burası.
11 Temmuz günü hep beraber Srebrenica'daydık. Saraybosna'daydık. O büyük katliama karşı, o insanlık suçuna, soykırıma karşı 29. yılında Aliye İzzet Begoviç'in vasiyetini tutarak unutulan katliamlar tekrarlanır diyordu Aliye İzzet Begoviç. Oradaki akrabalarımızın yanındaydık. Burada da suyun öte yanından kökü olan benim akrabalarım var. Mübadiller var, Selanikliler var, Makedonyalılar var. Buradan hepsine selam olsun. O güzel topraklara, Gazi Mustafa Kemal'i yetiştiren Selanik'e selam olsun. İki gün önce Heybeliada'da İnönü'nün evindeydik. Özden Toker'in misafiriydik. Orada Lozan'ın imzalanışının 101. yıl dönümünü kutluyorduk. Oradaki konuşmamda buraya bir selam yolladım. Sebebi şu: İsmet Paşa gider Lozan'daki ilk müzakerelere başlar, bakar ki karşısındakiler gayri ciddi bir tutumda. Savaş kazanmış bir ülkenin, bir ordunun temsilcisine davranır gibi davranmıyorlar heyetimize. Döner onlara der ki, ayağa kalkar. Beyler der, ben savaşan ya da savaş kaybetmiş bir ordunun, bir milletin, bir ülkenin mümessili değilim. Kurtuluş savaşını kazanmış bir milletin mümessiliyim. Ben buraya Montreux'den gelmiyorum, Mudanya'dan geliyorum. Aklınızı başınıza alın der. İşte o Mudanya'dayız. Hepimiz için bu kadar önemli olan Mudanya'dayız. Ve son geldiğimde de böyle sizin sıcak ilginizle karşılaşmıştık ve Mudanya'nın sesini dinlemiş, sesini duymuş, dediğini yapmıştık. Ölçtük, biçtik. Dedik ki Mudanya'da bir bayrak değişimi lazım. Mudanya ne istiyor? Mudanya bizden ne istiyor diye sorduk. Size sorduk. Anketler yaptık. Milletvekillerimizi yolladık. Parti meclis üyelerimizi yolladık. En sonunda hep beraber bir noktada buluştuk. Baktık ki Mudanya deniz başkanı istiyor. Bu deniz kenti deniz başkanı istiyor. Onu adaylaştırdık. Siz de dediniz ki, madem bizi duydunuz, madem yüzü denize dönük bu şehre adı da deniz olan bir başkan atadınız, bir başkan adayı yolladınız, rekorla seçiyoruz, %56 ile seçiyoruz dediniz. Kendisini tebrik ediyorum, size de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii ülke gündemi bu kadar keyifli değil. Mudanya'da da baktığınızda ne esnaf keyifli, ne emekli, ne işçi, ne memur. Herkes hayat pahalılığından müzdarip. Emekliler aylardır maaşlarının iyileştirilmesini bekliyorlar. TÜİK'in Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun gazabına uğradılar. Rakamlarla oynadılar. Kira 20 bin lira olmuşken 4800 liradan hesap yapıp maaşlara ona göre zam yaptılar. 10 bin liralık emekli maaşına her mitingimizde itiraz ettik. Ses yükselttik. Ankara'da büyük emekli mitingi yaptık. Anlamadılar.
12.500 lira yaptılar. O beğenmediğimiz 10.000 lira, sefalet ücreti olan 10.000 lira Ocak ayında 25 kilo dana kıyma satın alıyordu. Şimdi verdikleri 12.500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani Ocak'tan bugüne bile o beğenmediğimiz 10.000 liranın satın alma gücü 5 kilo kıyma kadar kaybolmuş. Ama diyorlar ki emekli bununla geçinebilir. Asgari ücretli 17.000 lirayla geçinsin, zamma gerek yok diyorlar. Ve hesap yapıyor, diyor ki bu 2.500 lira arttırdım, bunun için 33 milyar lira ek ödeme yaptık diyor. Görünüşte büyük para. Ama soruyorum Recep Tayyip Erdoğan'a, sen geçen sene 43 şirketin vergi borçlarını sildin. Sen geçen sene son dakika önerisiyle, meclis çoğunluğuyla, AKP MHP oylarıyla yandaş müteahhitlerden ne kadar vergi affettin? Tam 660 milyar lira. Yani emekliye 33 milyar lirayı çok görenler yandaşlarından 660 milyar kesinleşen vergiyi tahsil etmediler. Benim söylediğim emekli maaşını 17.500 lira yapmak için 100 milyar lazım. Yani o paranın 6'da biri emekliye yetiyor ama bunu yapmıyor. Çünkü onun derdi emekli değil, onun derdi emekçi değil, onun derdi çiftçi değil, balıkçı değil, hayvancı değil, arıcı değil, esnaf değil. Onun derdi sadece zenginler. Onun için defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Bu sesi duyarsan duyarsın. Hakkını verirsen emeklinin verirsin. Eğer verirsen geçim olur, vermezsen kaçamazsın, elinde sonunda seçim olur. Asgari ücretle de ilgili şunu söyleyeyim. Asgari ücret 6 ayda 3.800 lira eridi. Bugünkü 17.000 lira Ocak'ki 17.000 lira değil. Ocak ayındaki 13.200 lira. Şimdi sen bununla geçin diyorlar. Vergide adalet yok diyoruz. Birinci ay maaşını alıyor çalışan, Şubat'ta bir üst vergi diliminde. Mart'ta bir daha, Ocak'ta %15 vergi, Şubat'ta %25, Mart'ta Nisan'da %15-20, %27, ardından %35. Kasım'a aralığa gelince maaşlar iyice kuşa dönüyor. Ama bunu dinlemiyor. Ocak ayında 9 çeyrek alan asgari ücret şu anda 7 çeyrek altın alıyor. Yani Ocak'tan bugüne 2 çeyrek altın asgari ücretlinin cebinden alınmış. Benzer bir durumu da emekliler için şöyle söyleyeyim. 2002 yılında en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 3 çeyrek altın alıyor 12.500 lira. Yani emeklinin de cebinden ayda tam 5 çeyrek altın alınmış, çalınmış. Ey emekliler, siz bir çeyrek altın düşürseniz nerede düşürdüm diye gezer durursunuz, öyle değil mi? Ey çalışanlar, bir çeyrek altın kaybetsen deli çıkarsın nerede düşürdüm diye. Hiç arama nerede düşürdüm diye, ben söyleyeyim. Bir şey kaybolduğu yerde bulunur. Siz o çeyrek altınları, hakkınız olanları bir seçim sandığında kaybettiniz. Onu yine gideceksiniz, bir sonraki seçim sandığında bulacaksınız.
Buradan size şunu söyleyeyim. Tayyip Bey en çok neyle övünüyor? Efendim, paradan 6-0 attık. Doğru, attı. Biz de atacağız. Biz Tayyip Bey kadar o işin beceriklisi değiliz. Biz 1-0 atacağız. Ama Tayyip Bey'le aramızda bir fark var. O 6-0'ı etiketlerden, fiyatlardan, kiralardan attı, döndü maaşlardan da attı. Biz 10 yılın sonunda her yıl iyiye giderek 1-0 atacağız. 1-0. Ama biz onu sadece fiyatlardan, etiketlerden, kiralardan atacağız, maaşlardan atmayacağız. Nasıl mı? Aynen şöyle. Tayyip Bey diyor ki, Şangay İşbirliği Örgütü'ne girelim. Avrupa Birliği hedefim yok benim. Bıraktım diyor. Avrupa Birliği bizim hedefimiz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, muasır medeniyetleri yakalayın ve geçin. Vasiyet bu. Muasır medeniyetlerde Avrupa Birliği'nde kişi başına milli gelir 45 bin dolar. Eski Avrupa Birliği ülkelerinde bu Macaristan'ı, Romanya'yı katmazsan 55 bin dolar. Tayyip Bey'in, yani geminin esas birinci daimi kaptanı olan Gazi'nin gittiği yönün tersine gemiyi çevirmeye çalışan, son şu andaki kaptanın götürmeye çalıştığı yerde Şangay İşbirliği Örgütü'nde az kişi başına düşen milli gelir 4500 dolar. Nerede 4500, nerede 45 bin dolar? Biz kuvvetler ayrılığı diyorsak, hukuk devleti diyorsak, güçlü parlamento diyorsak ve biz gelişmiş Türkiye diyorsak, bunu alım gücünün artması için, milli gelir için, gençlerin, geleceğin garanti altında olması için istiyoruz. CHP iktidara gelecek. Tam gaz muasır medeniyetleri yakalayıp geçecek. 10 yılın sonunda bugünkü hesapla şöyle olacak. Bugünkü maaşı alacaksın ama mazot 4 lira. Bugünkü maaşı alacaksın, dana kıyma 55 lira. Bugünkü maaşı alacaksın, ev kirası 2000 lira. Maaşlardan sıfır atmadan, giderlerden, fiyatlardan, kiralardan, etiketlerden sıfır atmak için Tayyip Bey'in dediği tarafa değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği tarafa yürüyeceğiz. Onun için uzun süredir hep savunduğum bir şeyi yapıyoruz. Ne konuşuyoruz? Çıkıp da Tayyip Bey'le polemik yapmıyoruz. Kavga yapmıyoruz. Hakaret yapmıyoruz. Kavga ediyor muyuz? Ediyoruz ama konumuz sağdır, soldur değil. Alevidir, Sünnidir değil. Türktür, Kürttür kavgası değil. Kimlik kavgası değil. Ekmek kavgası yapıyoruz. Ekmek kavgası. Emekli konuşurum kardeşim, emekçi konuşurum, zam konuşurum, maaş konuşurum, sosyal devlet konuşurum, sendikal hakları konuşurum. Tayyip Bey'in istediğini değil, sizin istediğinizi konuşurum, sizin istediğinizi. Efendim, niye Tayyip Bey'in gündemine takılıyorsun? Var mı söyleyen? Her gün Tayyip Bey bizim gündemimizde. Niye? Çünkü bizim gündemimiz gerçek gündem. Milletin gündemi, halkın gündemi, sizin gündeminiz. İşte Temmuz ayı anketleri de geldi. Nasıl? 31 Mart'ta tam 47 yıl sonra nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Ecevit'ten beri İlk kez birinci parti yaptıysak, her gelen ankette yine birinciyiz.
Dün bugün 3 tane ciddi firmanın, öyle bir partinin yaptırdığı anket değil, aboneleri olan firmaların Temmuz ayı anketleri açıklandı. Akşam televizyonlarda, yarın televizyonlarda takip edilir. En düşüğünde 4,5 puan, bir diğerinde 5,5 puan, bir tanesinde tam 8 puan öndeyiz. CHP ileri gidiyor, AKP geriye gidiyor. Niye? Sebebi şu, artık devletle millet karşı karşıya getiriliyor, millet bundan hoşlanmıyor. Bu ülkenin insanları devletini sever. Askere git dersin gider, vergi ver dersin verir. Gerekirse devletini korumak için canını verir. Ama devlet milletin karşısına dikilirse o zaman millet devletin dediğini yapmaz. 1980 darbecisi Kenan Paşa oy ver dedi diye vermedi, Özal'ı seçti. 15 Temmuz'da darbeciler, Fethullahçı darbeciler devleti ele geçirmeye kalktı. Karşısına hep beraber dikildik. Şimdi geldiğimiz son seçimde Tayyip Bey en büyük hatayı yaptı. TRT'yi devletin değil partinin televizyonu yaptı. Anadolu Ajansı'nı Cumhur İttifakı'nın ajansı yaptı. Kaymakamları ilçe başkanı, valileri il başkanı yaptı. Devleti arkasına aldı. Biz onun karşısındaydık, milletin yanındaydık. Milletle devlet yarışırsa millet kazanır. Millet kazandı, millet kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir kişinin olamaz, hiçbir partinin olamaz. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine milliyetçilik öğretmeye kalkmasın, vatanseverlik öğretmeye kalkmasın. Şimdi geçmişte her şeyden darbe çıkaranlar, efendim Gezi oldu bana darbe yapacaklardı, yürüyüş oldu darbe yapacaklardı, tweet atmış darbe yapacaklardı diyenler şimdi darbeciliğe soyunmuşlar. Bakın, 15 Temmuz darbedir mi? Evet, darbedir. Silahlı darbe girişimidir. Sonrasında o darbe girişimine karşı mağdurum diyenler milletin İstanbul seçimlerinde 13.600 farkla birinci getirdiği, mazbata verdiği Ekrem İmamoğlu'na karşı YSK eliyle yargı darbesi yaptılar. Biz o darbeye itiraz ettik. O darbeye direndik. Milletimize, İstanbullulara güvendik. Ve en sonunda bize Osmanlı tokatı atmaya gelenler demokrasi tokatını yediler. 806.000 fark yediler. Şimdi yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bu seferki darbe askeri bir darbe değil. Bu seferki darbe geçen sefer YSK ile yapıldığı gibi yargı darbesi de değil. Bu sefer mali darbe girişimi var. Geçmişten SGK borçlarını AK Partili belediyelerden istemeyenler, vergi borçlarını MHP'li belediyelerden tahsil etmeyenler, şimdi o belediyelerin hepsini biz alınca SGK paralarını öde bakalım, geçmişteki paraları öde bakalım, faiziyle öde bakalım, hemen öde bakalım diyorlar. Maksat ne? Maksat Bozbey'i çalıştırmamak. Maksat ne? Deniz Başkan'ın elini kolunu bağlamak. İstiyor ki haciz getirecekmiş hesaplara, maaşlar ödenemesin. Bak CHP geldi mi böyle oldu. Çöpler toplanamasın. Bak CHP geldi böyle oldu. Tayyip Bey, sakın bu darbe girişimine kalkışma. Geçen kalkışmada
nasıl milletin yanında durduysak bu kalkışmanda da milletimizle birlikte senin karşında duracağız. Sana teslim olmayacağız. Mali darbe girişimine, ekonomik darbe girişimine karşı dimdik ayakta duracağız. Ne çalışanımızı mağdur ederiz, ne kentleri mağdur ederiz, ne hizmetten vazgeçeriz. Gerekirse partinin genel başkanı olarak ben, il başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarımızla çöpleri ellerimizle toplarız. Yine namerde muhtaç olmayız. Şimdi gençler küfe getirmiş. Gençler, gelin bakayım o küfeyi getir buraya görsün millet. Alın 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 küfecileri gelin. Şimdi gençler gelirken şunu söyleyeyim. Gençler gelirken şunu söyleyeyim. Tabii bizim bütün mitinglerimize emekliler koşa koşa geldiler. Onları savunmaya devam edeceğiz. Mitinglerimize atanmayan öğretmenlere atanamayan dediler. Onlara sahip çıktık. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yine emeklilikte kademe isteyenler, staj mağdurları, çıraklık mağdurları, emekli astsubaylar, emekli askeri personel sorunları dile getirilsin istiyor. O sorunları asla bırakmadık, asla bırakmayacağız ve mutlaka sonuna kadar onlar için mücadele edeceğiz. Ama herkes şunu bilsin ki biz gittiğimiz yolda milletimizle beraber, halkımızla beraber demokratik bir Türkiye için, özgürlüklerin savunulduğu bir Türkiye için, yoksulluğun yönetilmediği, yok edildiği bir Türkiye için, bazı çocuklar sınıf arkadaşlarından kapatamayacakları kadar bir farkla geride kalmasınlar, hayata öyle başlamasınlar diye, hiç kimsenin çocuğu yoksulluğu babasından miras olarak almasın diye yepyeni güçlü bir sosyal devlet için mücadele ediyoruz. Gücümüzü sizden, halkımızdan, milletimizden alıyoruz. Geçen gün gel bir yanıma gel. Geçen gün dedim ki Tayyip Bey'i dinliyorum. Ben ne demişim? Emekliye 12.500 yetmez, 17.500 ver demişim. Asgari ücrete zam yapmayacağım demiş, asgari ücreti zamlayalım demişim. Ben ne demişim? Sıra gelecek oğlum. Pardon. Ben ne demişim? Demişim ki 17.000 lira çay parası olmaz, 25.000 olsun taban fiyat. 9.200'e buğday satılmaz, 15.000 olsun. Tarlalarda 2 liraya domates kaldı. Olmaz böyle şey. Kavunun, karpuzun bostanda kalması olmaz demişim. Diyor ki Özgür Bey'in sırtında küfe yok, emekliye zam istiyor diyor. 33.000 milyar tuttu diyor, 2.500 lira zam diyor. Benim diyor sırtımda küfe var. Bunu duymuşlar. Gençler küfeyi getirmiş. Diyorlar ki bakın Tayyip Bey'e dedim ki doğru, senin sırtında küfe var. Bu milletten o istedin. O da aldı. Dön sırtını. Küfeyi böyle sırtına koydu. Tayyip Bey diyor ki emekliler bana ağır geliyor, taşıyamam diyor. Asgari ücret ağır geliyor, taşıyamam diyor. Rizeli hemşerime çay parası veremem, ağır geliyor diyor. Ama bir bakıyorsun yandaş müteahhite sıra gelince dikeli veriyor. 660 milyarı buluyor. Ben diyorum ki Tayyip Bey bırak küfeyi, bırak, ver benim sırtıma. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi.
aslan gibi. Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler değil, esnaf değil, çiftçiler değil. İşte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz. Bu iki genç küfeyi almış gelmiş. Helal olsun onlara. Size bir şey söyleyeyim. Bakın bu iki çocuğu unutmayın. Millet küfeyi Tayyip Bey'den alıp bizim sırtımıza koyunca o gece çıkacağız. Hep birlikte galibiyeti kutlayacağız ya. Söz veriyorum. Bu iki gençle birlikte kutlayacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız, biz kazanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Mudanya'da olmaktan büyük keyif aldık. Daha önce geldim. Bu senede 11 Ekim'de Mütareke Meydanı'nda törenlere bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak katılacağım. 11 Ekim'de görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Mudanya'ya iyi bakın. Ülkemize iyi bakın. Enseyi karartmayın. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak.